Sen de her zamanki gibi pistollu kavgaya kılıçla gelmişsin. Pistol dediğin kadınlar içindir. Mert adamı bozar. Tamam. Eğer buradan kurtulursak bunu mezar taşına yazdıracağım. Hangi cezası Christopher? O kim? Papayla Şerken'in yeni köpeği. Siena'ların toplarını almak için gelmişti. Barbarossa! Saklanmam faydasız Barbarossa! Bizi nasıl buldu? Şehrin kapılarına gözcülerini yerleştirmiş olmalı. Bizi takip etmişler. Bütün gün korkak bir tavşan gibi saklanacak mısın? Yoksa çıkıp erkek gibi dövüşecek misin? Sana diyorum. İşittim. Lakin düşünmekteyim. Kalabalığa karşı ikiyiz. Polisimi sayarsak. Tanrı bana bir kadının narin vücudunu vermiş. Ama bir kralın da yüreğini vermiş. Peki kral hazretleri. Sen pistolları oyala. Ben diğerlerinin hakkından gelirim. Lazarus! Kovancıları boşalt. Şimdi Luna. Bu dövüş asla bitmeyecek Barbarossa. Türk cenk etmeye başlar ise şeytanı cehennemde esir alır. Thank you.
Batista. Dostum. Aa, Lortie. Ne yapıyorsun burada? Majestelerini bekliyordum. Onu beklerken de biraz ısınayım dedim. O zaman uzunca bir süre beklemen gerekebilir. Çünkü Şalken sarayda değil. Değil mi? Peki. Nerede? Papa ve Amiral Doria ile beraber Egmont'a gittiler. Kraliçe de onlara eşlik edecek. Tören falan mı var? Keşke bilseydim Batista ama bana bile söylemediler. Sen ne konuşacaktın Kral Hazretleri ile? Benim bir şey değil Chief. Merak etmiştim. Benden bir şey istiyor mu diye merak etmiştim. Eski şapel, şövalyelerle yapacağımız toplantı için uygun görünüyor Charles. Beğendiğinize sevindim Papa Hazretleri. İstediğiniz gizlilik içinde gözlerden oldukça ırak. Büyük Üstad Philip Wilson da buraya itiraz edeceğini sanmıyor. Yüce Papamız burayı beğendikten sonra o yaşlı adama laf söylemek düşmez diye düşünüyorum kraliçem. Haksız mıyım efendimiz? Ne kadar yaşlı olsa da bilirsen kolay vazgeçmem amiral. Unutma ki ben de bir zamanlar Rodos şövalyelerine mensuptum. Tarikata olan güvenim hala bozulmadı. Rodos'u Süleyman'a kaptırmış olmasına rağmen, öyle mi? Tanrı'nın bazı işleri gizemlidir. Doğruya akıl onu anlamaya yetmez. Billiers ve şövalyeleri kutsal savaşımıza katıldığında lütfunu bizden esirgemeyeceğine eminim amiral. Peder Luis, gereken eşyaları getirdim. Toplantı burada olacak. Emredersiniz efendim. Bu işte bizzat ben ilgileneceğim efendim. Gerçekten çenenizi tutamıyorsunuz değil mi amiral? Kraliçem, ben şövalyelere çok ihtiyacımız olduğunu biliyorsun değil mi? Papanın Willers'ın Long dostluğunu da. Bu Fransız budalalarına niye bu kadar güveniyorsunuz anlamıyorum Haşmet ne yapayım. Daha evvel yapmış olduğunuz birlik olma çağrınıza da kibirle cevap vermemişlerdi bile. Bütün o kibirleri, Rodos Adası'nı geri alma ülküsünü yitirmeden önceydi. Artık benim vereceklerimle yetinecekler. Erken Çiyeve bile söylemediğine göre onlar bir şeytanlık peşinde Kandiyeli. Bak. Hatta misal taht salonundaki şöminede ne buldum? Krala gelen gizli bir vesika olmalı. Orada Fratrum Sancti Luannis. Yere Solmitani. Kudüs Aziz John Şövalyeleri. Ya da cümle alemin bildiği adıyla Rodos Şövalyeleri. Sultanımız Rodos'u fethettiğinde bunların üstadının canını bağışlamamış mıydı? Bitir.
Eti biraz kanlanınca Şalk'tan köpeklik etmeye karar verdi desene. Baba ve avanesi şövalyelerle neyin peşinde öğrenmemiz lazım. Takip eden olduysa? Sakin ol Orsini. Kimsenin takip ettiği falan yok. Bundan böyle Doria'ya casusluk yapmayacağımı söylemek için geldim. Saçmalamayı kes. Aklını her estiğinde Doria'ya bırakamaz. Bırakmam için sebebim var. Nazife artık bana güvenmiyor. Yani bir şeyden mi şüpheleniyor? Hayır. Yanlışlıkla kaybolan bir sandık yüzünden beni suçlayınca aramız bozuldu. Bu mu yani? Kıza git özür dile, mesele kapansın. Artık çok geç. Onunla bir daha çalışmayacağımı söyledim. Bana bak aptal herif. Dediğimi yapmazsan hemen şimdi kadıya çıkar. Senin Müslüman taklidi yaparak milleti kandıran bir münafık olduğunu cümle aleme yayarım. Bilirsin ki Müslümanlar için münafıklık kâfirlikten daha beterdir. İkide bir beni bununla sıkıştırıyorsunuz. İspatınız nerede? Ha? Hangi kadı senin sözüne inanır ki? Bir nüshası Sencart Manastırı'nda olan bu vesika geçen hafta geldi. Senin Benedikten tarikatına mensup bir keşiş olduğunu ve misyonerlik faaliyeti için senin Konstantinopolis'e gönderildiğin yazıyor. Altında başrahip Kolye'nin imzası ve mührü var. Ben hiçbir vakit Saint-Germain Manastırı'nda bulunmadım. Buradaki yazanlar yalan. O halde başrahip Dorian'ın ricasını kıramamış ve bu vesikayı vermiş olmalı. Belki de Doria Kilisesi'ne büyük bir bağış yapmış olabilir. Şimdi ben sana sorayım Maruz. Hangi kadı senin sözüne inanır ki? Yüz yıkandı mı? Yıkandı bir güzel. Eller, ayaklar? Onlar da. İyi, aferin. Hadi gir. Altına bakayım bir güzel. Hadi benim kuzum. Allah rahatlık versin. Ana. Ben babamı özledim. Esasında hep özlüyorum ama sen üzülürsün diye söylemiyorum. Sen de özlüyorsun değil mi? Hmm.
gün bile geçmiyor. Başka bir adam ne izdivaç yapmazsın değil mi ana? O nereden çıktı? Nurgüzel'in de babası vefat etmiş. O da babasını özlüyor. Ama anası başka bir adamla nikahlanacakmış. Nurgüzel kim? Mektepten arkadaşı. Sen de Nurgüzel'in anası gibi yapmazsın değil mi? Yapmam kuzum. Yaparsam o adama baba demem vallahi. Evden de kaçarım. Aa, o nasıl sözmüş öyle? Yapmam dedim ya. Sen o güzel aklını böyle şeylere yorma. Söz mü? Söz. Senin anan da baban da benim. Bundan sonra da hep böyle olacak. Anacığım. Neye bakıyorsun? Valeria ile Yahya marangoz bulacağız diye sabahtan çıktılar. Bak saat bu saat oldu dönmediler. Başlarına bir iş gelmesin. Anacığım İstanbul gibi şehirde başlarına ne gelecek Allah aşkına? Ondan değil. Ben o şahsuvardan korkarım. Allah muhafaza ondan her şey beklenir. Tasa etmesen. Yahya gibi adama zebellah gelse bir şey yapamaz. Ben bize bir kahve yapayım. İçelim mi? Olur. Ama fal bak diye tutturmak yok. Tamam mı? Hı? Sakın. Ağam kolay gelsin. Sağ olasın. Marangoz olmayı sen misiniz? Benim buyur. Benim yarına kadar. Hanım, bak hele. Senin fenerin nerede? Fener mi? Akşamları fenersiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musun? Şimdi seni karakola götürelim de gör gününü. Hayırlı akşamlar. Düş bakalım elini. Ağlar, ağlar. Öyle. Hanım benimledir. Az önce de Marangoz Ahmet'le konuşurken burada beklemesini söylemiştim. Neyin olur bu hanım? Halamın kızıdır. Öyle olsun bakalım. Halanın kızı ha? Ne diyecektim? Karım mı diyecektim? Aman. Hadi yürü. Az evvelki marangozla gelmeyeceğini söyledi. Bugün konuştuğumuz 5. marangoz. Bu şahsuları fazla hafif almış. Ne yapacağız? Hatice kadın elimizi boş dönmek istemiyorum. Al benden de o kadar. Yahya bak. Mehmet Reis'in gemisi. Aferin kız. Nasıl tanıdın? Beni Cezayir'den bu gemiyi ne getirmişsiniz, unuttun mu? Ha, doğru ya. Dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Marangozu nerede bulacağım?
Ne var? Asker mi desem, Levent mi desem bir adam var. Adam mı? Böyle yanında değil de arkanda durmuş. Ellerini sana doğru uzatmış. Allah Allah. Lakin alelade bir adam değil. Nasıl bir adam? Kavuğunda süslü bir sorguç var. Böyle şeyin üzerinde durmuş. Yelkenli bir geminin. Vezir mi desem, paşa mı desem bilemedim. Paşa değildir, paşa değildir. Hayrettin'dir anacığım. O olsa böyle mi durursun kızım? Nasıl duruyorum? Adam sana ellerini uzatmış, sen sırtını dönmüşsün. Sanki küs gibi. Seyyari. Senin bir sıkıntın mı var? Böyle şemsiye tutmuşsun elinde. Yok anacığım. Sıkıntım. İyiyim çok şükür. Bak şimdi gördüm. Gördüm. O adamın yanında bir at var. Ay, nihayet geldiler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ambardan mı kızım? Evet ana. Yüzünden düşen bin parça. Fena bir şey mi oldu? Murat'la münakaşa etmişler. Bizimkinin söylediği sözle sineye çekememiş Murat Efendi. İşi bırakmış. Allah Allah, nedir mesele? Mühim bir şey yok ana, boş ver. Bu aralar ablamla benim başımda bir garabet var ama hadi hayırlısı. Seninkini anladım da ablanın derdi ne? Yok ana, iş laf olsun işte. Laf olsun mu? Kemankeş Paşa'ya ne demeli abla? Nazife! Kemankeş mi? Siz benden ne saklıyorsunuz Allah aşkına? Seyyare beni tehdit etti diyorum Kemankeş. Kadın konağa geldi yahu. Oğlun peşimi bırakmazsa Ayaz Paşa'ya kadar çıkar, vaziyeti bir bir anlatırım diyor. Sen beni nasıl müşkül bir vaziyette bıraktığının farkında mısın? İzdivaç teklif edince ben de zannediyorum ki kadın muntazır bekliyor. Meğer ısrar edip başının etini yer senmişsin. Evet. Tas tamam öyle. Onu hüsnü kalple sevdiğimi anlayana kadar da bu davetimde ısrarcı olacağım. Hadi diyelim dayanamadı, kabul etti. Sonra ne olacak? Ya seyyare evin huzurunu kaçıran, sükunumuzu bozan bir felaket rüzgarı olursa ne yapacaksın? Ben söyleyeyim. Benden önce başından sen def etmeye çalışacaksın. Şimdi de falcı mı kesildi başıma? Beni iyi dinle valide. Seyyare Hanım'ı gördüğüm ilk andan itibaren hayatımın en müthiş anlarını yaşayan bir adam müsabesindeyim. Bundan sonra ya her şey mutluluğuma mutluluk katan bir ateşle tutuşacak veyahut üstüme bir kara bulut misali çöken Şukufe Hatun'un gölgesinde sönüverecek. Laflara bak, laflara. Belagatının şehvetine kapılmış gidiyorsun. Aklını başına al biraz. Sen bu devleti âliyede yükselmek istemiyor musun? Ben kaptanı deryalığımda bu millete yaptığım vazifelerle tatif edilmek isterim. Eğer sen elinin tersiyle şükufeyi itersen, Ayaz Paşa da seni elinin tersiyle iter. O zaman da kaptanı deryalığının akıbeti sultanın iki dudağına bakar. Bu akla ziyan gönül macerasını bilir. Yoksa sen bitersin.
Suvardan benim niye haberim yok? Kaptan Paşa kızımın desti izdivacına talip oluyor. Benim bundan haberim yok. Ana kızma. Ablam söyleme deyince ben de anlatamadım durumu. Neden Seyyare? Ne lüzumu var ana? Koskocaman kadınım. Kendi meselemi kendim halledebilirim Allah'ın izniyle. Edemezsin demedim ki kızım. Lakin anan olarak bilmek benim de hakkım olsa gerek. Bunda ne beis var? Kusura bakma anacığım. İşin aslı öğrenirsen ısrar edersin diye korktum. Adam kaptan Derya sonuçta. İster paşa olsun, ister hammal kızım. Fark etmez. İzdivaçta esas olan saadettir. O saadeti ancak her iki taraf bir ittifakla tesise çalışırlarsa yuva kurulabilir. Ama sen daha en başından bu izdivacı istemediğine, dolayısıyla ortada ittifak edilecek bir hususta kalmadığına göre bana susup oturmak düşer. Sağ ol anacığım. Yavrum, yavrum. Kim o? Aç onu kapıyı. Yahya. Babaannemi çağır hala hadi. Ana. Hayırdır? Göreceğim. Yahya. Kurban oldum. Sana marangoz bulduk. Bir de değil ha, iki kişi. Selamünaleyküm Hatice kadın. Ve aleyküm selam. Benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor. Leventler Mehmet Reis'in gemisi. Anlatsana Valeri. Konuştuğumuz marangozlar şahsuvardan korkusuna gelmeye yanaşmadı. Ben de rıhtımda Mehmet Reis'in gemisini görünce aklıma onun adamları geldi. Doğru ya. Gemilerde her daim marangozluk işleri için Leventler bulunur. Tabii. Allah razı olsun. Nereden düşündün ha kız? Siz de Cezayir'den gelirken görmüştüm. Kürekçilerin oturaklarını tamir ediyorlardı. Aferin kız Valeria. Sana da yuh olsun Yahya. Derya ayırayım diye dolaşıyorsun. Valeria olmasa aklına gelmeyecek. Yok ya. Gelirdi gelmesine de. Valeria benden tez davrandı diyelim. Gevize değil mi o? Doğru. Ben bir konuşayım. Hadi siz içeri geçin. Yahya. Ne oldu ki? Bir şey yok. Hadi sen içeri geç. Geliyorum. Hadi içeri. Hayırlı arkadaşlar. Gelin görüşürüz. Olur. Hayırlı akşamlar. Bak bu sefer de elimden kaçırdım dersen fena bozuşuruz geveze. Adam buraya girdiğine emin misin? Buradan bir şey çıkmayabilir geveze. Tabiri adamın tüccar olduğu yazıyor. Burası da taşıttıracak yükü vardır belki. Ben bu herifi bir yerden hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum da nereden? Senior Orson. Ne benim ne de babamın umurumuzda olmadığını biliyorum. Tek derdiniz ondan koparacağınız para. Lütfen gidin artık. Ama neler ya? Birine mi bakmışsın Ethan? Daha evvel akrabaları bu evde oturuyormuş Yahya. Onları ziyarete gelmiş.
taşındıklarından haberim yoktu. En son bir sene evvel mektuplaşmıştık. Neyse, sizi de rahatsız ettim. Hayırlı günler. Hatırladım. Bizim eve gelmişti, bu Valeria ile konuşmuştu. Ulan bu herif yoksa... Nerede? Gözle kaçmadan yakalayalım. Ben de bu adamın peşine düşeceğiz. Bu işte bir garabet var. Katedrali'nden geldi. Kraliçe? Yoksa İspanya'ya mı dönüyorsunuz? Hayır Batista. Egmont Şapeli'ne gidecek eşyalara nezaret etmem gerekiyor sadece. Bu basit işle niçin siz alakadar oluyorsunuz ki anlayamıyorum. Aksine. Tahmin edemeyeceğin kadar önemli Batista. Ama sana daha fazlasını söyleyemem. Anlıyorum efendim. Çok affedersiniz. Düşman başına bütün gece gördüğüm bir kabus yüzünden gözüme uyku girmedi. Ne kabusuymuş bu? Barbarossa. Adamlarıyla beraber sarayı basmıştı. Nerede o kraliçe Isabella diye bağıra bağıra bütün odalarda sizi arıyorlardı. Çok enteresan. Buldu mu peki? Evet. Buldu. Ben de sizi korumak maksadıyla hemen kılıcımı çekip karşısına dikildim. Ama tam o sırada adamlarından biri alçakça beni sırtımdan bıçakladı. Sonra şalken ve siz dahil sarayda kim varsa herkesi kılıçtan geçirip öldürdü. Fenaymış gerçekten. Isabella. Bu kabus benim için Tanrı'dan gelen ilahi bir ikaz. Eğer size bir şey olursa kendimi affedemem. Korkma Batista. Yakında bu kabusların hiçbirini bir daha görmeyeceksin. Papa, Şalken ve Doria, Türklere karşı çok güçlü bir müttefik buldular. Kim müttefik? Yakında öğrenirsin. Konuşabildin mi kraliçeyle? Aha!
öte bile geçtim. E anlatsana ya. Isabella Egmont Şapeli'ne bir takım eşyalar götürüyor. Bülbül. O Lord Chief bana ne demişti? Hatırlasana. Şalken Papa ve Amiral Doria'yla Egmont'a gitti dememiş miydi? Şimdi anlaşıldı. Şapelde şövalyelerle içtima edip ittifak kuracak bunlar. Benim de aklıma başka türlüsü gelmiyor zaten. Sultanımıza karşı kim bilir ne kavli karara varacaklar. Benim oraya gizlice girip ne konuşuyor bunlar dinlemem lazım Salih. O iş bende. Ben hallederim. Ben şimdi kuzey kapısından gizlice çıkacağım. Eğer görürlerse dolanmaya çıkmıştım derim. Hani elçiyiz ya, fazla şey etmezler. Şu şapeli bir bakayım nereye saklanabilirim. Ne kadar yolumuz kaldı? Fazla değil. Atı biraz dinlendirmemiz gerekmekte. Susamışsındır. Ne yapıyorsun? Benden evvel onun serinleme ihtiyacı var. Sen hep böyle misindir? Nasıl? Kendinden evvel başkalarının üzüntüsüne dertleniyorsun. Bu bir at olsa bile. Allah bize en büyük lütuf olarak Müslümanlığı bahşetti. Biz insanlığımızı İslamiyet'ten öğrendik. Öğrenmeye de devam etmekteyiz. Keşke senin gibi olabilsem. Ama maalesef mizacım izin vermiyor. İzin vermese peşimden Siena'ya kadar gelmezdi. Söyledim ya, bir iş anlaşması için Salim beni ailesiyle buluşacaktım. Umumiyetle pek iyi yalan söylersin buna. Lakin ne vakit karşında bir üçkağıt çevirmeye kalkışsan burnunun ucu kızarmakta. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Alakası yok. Soğuk diye. Hı. Burnum soğuk deyip kızarır. Muziplikte oğlum gibisin. Senin oğlun mu var? Var. 15 yaşında bir delikanlı. Hiç bahsetmemiştin. Ernest pek iyi değil galiba. Bilakis burnumda tütmekte. Abim Oruç Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bu dünyada canımdan öte can yok diye düşünmüştüm. Meğer varmış. Adı da evlatmış. Nasuh bin Karagöz, Elbosun abi. Tanıyanlar bana matrakçı Nasuh da der.
cennet mekan Bayezid Han Hazretleri hayattayken sizin gibi bu Enderun'da ilim tahsil ettim. Çok sonraları Allah-u Teala Sultan Süleyman Han Hazretleri ile sefere katılmayı ve onunla beraber küffara karşı Selim cenk etmeyi nasip eyledi. Elhamdülillah. Hasan nerede? Karnı ağrıyormuş Lale Efendi. Yatıyor. Cenk etmek bir sanat işidir. Burada size Allah'ın izniyle aptal olan öğreteceğim. Demek Haram Mektebi burasıymış. Kimsin sen? Enderun Telebasası'nın sen kimsin? Sende utanma yok mu? Niye gözetliyorsun beni? Tövbe tövbe. Esas sen beni gözetliyorsun. Hiç de bile. Sen beni gözetledin diye ben seni gözetliyorum. Vela havle. Sen hep böyle misin? Nasıl? Şirret. Çek git şuradan yoksa seni Ketüda kadına şikayet ederim. Edemez. Ederim. İsmini söylersen giderim. Söz mü? Söz. Dinliger. Esas ismin mi bu? Yok yalancı. Esas olmasa Dinliger olur mu? Beğenmedim ben bu ismi. Ben sana artık bundan sonra şerare diyeceğim. Senin hakikaten dersi terbiyeye ihtiyacın var. Bakıyorsun sen. Ulan burada. Cahillere mi bakıyorsun yoksa? Yok dedem olur mu öyle şey? Sus yalan söyleme. Biriyle konuşuyordun. O şey kediyle ya. Oh. Kedi mi? Kapının arkasında kedi mi yalıyordu? Ben de bir bakayım dedim hani açtır falan diye. Sana mı kalmış kediyle köpekle uğraşmak? Karnım ağrıyor diye yalan uydurup atarakçının dersinden de kaytarmışsın. Ağrıyordu lakin geçti. Yürü git dersine. Seni bir daha bu kapının önünde görürsem halakaya yatırırım haberin ola. Yürü git şimdi. Hadi. Allah Allah! Nasıl bir ayin yapacak bunlar ya? Yoksa şeytan mı çıkaracak bu diyavolalar? Neyse, içtima sırasında nereye saklanmalı ki? Ha, şurası fena değil gizlenmek için. Bismillah. Ne bu şimdi? Keferelerin ayak yalı gibi. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Peder Luis. Günah çıkarmak istiyorum. Seni dinliyorum evladım. Sesiniz bir garip geliyor. Hasta mısınız? Üzerinize afiyet. Mide fesatı olmuşum da. Geçmiş olsun peder. Sağ ol evladım. Anlat. Günahın nedir? Ben çok kötü bir şey yaptım. Çok fena bir günah işledim. Gerçekten bir çıkmazdayım. Özür dilerim. Galiba itiraf edemeyeceğim. Kurtuluş arayanlar için affedilmez günah yoktur evladım. Anlat çocuğum. Ben
Evli olduğum halde başka bir adama kalben alaka duyuyorum. Üstelik kendisi mevki olarak kraldan çok aşağıda. Basit bir elçi. Kalp, makam, mevki tanımaz evladım. Fakat sana bir şey soracağım. Bu adamı sevdiğinden emin misin? Evet, kesinlikle. Ne zaman görsem kalbim yerinden çıkacak gibi küt küt atmaya başlıyor. Peder Luis, lütfen bana bir yol gösterin. Tanrı bana kızgın mıdır? Kendine şu suali sor. Tanrı istemeseydi sen bu adama böyle hisler duyabilir miydin evladım? Sevgi denilen şeyi o bize öğretmemiş miydi? Doğru söylüyorsunuz. Demek bu benim kaderimde yazılı. İnsan kaderinden kaçamaz çocuğum. Ancak sana bir tavsiyem olacak. Bu adama her zaman açık sözlü davranmalısın. Yani ona alakam olduğunu söylemeli miyim? Hayır, asla. Bu onu ürkütebilir. Ama sohbetlerinizde ona karşı hep dürüst ol. Ondan bir şey saklamamaya çalış ki gerçekte kalbine karşı bir kalp mi doğru anlayasın. Fakat peder, siz de biliyorsunuz. Bazı meseleleri herkesle açıkça konuşamam. Yani tabii konuşamazsın. Ancak ona söyleyeceklerinde bir sakınca yoksa Tanrı sana mutlaka özel bir işaret gönderecektir. Nasıl bir işaret peder? Mesela Isabella. Bu kabus benim için Tanrı'dan gelen ilahi bir ikaz. Mesela bu adam durup dururken Tanrı'dan söz açarsa anla ki Tanrı sizinle beraber. Ve ona söyleyeceklerinden size zarar gelmez. Peder Luis, beni nasıl rahatlattınız bilemezsiniz. Size çok teşekkür ederim. İsa Mesih'e sizin için hep duacı olacağım. Sağ ol evladım. Tanrı sizi korusun. Sağ ol Peder. Ayağımıza gelen fırsata bak. Sima canım, Lebi Mercanım, güler yüzlüm, afeti devranım, şükufem. Elif ile aşık oldum efendim. B ile cevretme gül gibi soldum. T ile tavazuyla kapını buldum. S ile sana geldim, ne dersin efendim? Tamam kızım, gerisini sonra okursun. Lütfen ama hala.
Keman Keşbaş'a Elif Bağ'ın her harfiyle o kadar güzel yazmış ki. Hiç değilse sonunu duymalısın. Mim ile meydan senindir efendim. Nun ile nevmim gitti gözümden. Vav ile vallahi şimdi çıktın sözümden. He ile hayalin gitmez gözümden. Ye ile yalvarırım ne dersin efendim. Allah'ım. Bunlar benim için adeta duayı saadet gibi. Şükufeciğim. Paşa'yla sohbetlerinizde mektuplardan bahis açmıyorsun değil mi? Yani yazdıklarını senin ağzından duyarsa vallahi utanır. Merak buyurmayın Halime Hanımcığım. Zaten kendisiyle uzun bir vakittir sohbet etmek imkanım olmadı. Mektuplar iyi hoş da bu böyle daha ne kadar sürüp gidecek Halime Hanım? Laf aramızda. Yeğenimin Saray-ı Mayun'dan birçok talibi var biliyorsunuz. Efendim vallahi ilk defa sizden duyuyorum. Kimmiş o talipler? Halacığım. Niye Halime Hanım'ı telaşa sokuyorsun şimdi? Hayır, duyan da beni zenginlik ve ikbal peşinde koşan kızlardan zannedecek. Oysa ben hayata mütevazı gözlerle bakan ve mukadderattan ancak küçük bir nisabı saadet bekleyen bir kızım. Elbette öylesin Şükürfeciğim. Zaten oğlum da senin sadece güzelliğine değil, bu mütevazılığına ve tok gözlülüğüne hayran. O halde bu işin adını koyalım artık. Yarın öbür gün maazallah münasebetsiz bir dedikodu ortaya çıkar da abimin kulağına giderse çok fena olur. Siz cuma günü gelip hayırlısıyla şu kufemi Hayas Paşa'mdan isteyin. Cuma günü mü? Hayırdır Halime Hanım? Ne oldu? Yoksa oğlunuz müstakbel zevcesine birkaç saat ayıramayacak kadar meşgul mü? Estağfurullah. Tabii. Tabii geliriz. Sevincimden şaşırdım biraz. Tabii. Geliriz. Müsaadenizi isteyeyim şimdilik o halde. Müsaadesiz. Gelin cuma günü kızı isteyin diyor. Ne güzel işte. Siz de bunu arzu etmiyor muydunuz? Evet de. Keman Keş böyle oldu bittileri hiç sevmez biliyorsun. Zaten kızı almamak için bin dereden su getiriyor. Paşanın cuma günü padişah hazretlerinin huzuruna çıkması lazım geliyor diye bir bahane uydursaydınız keşke. O an düşünemedim işte ne yapayım. Benim aklıma bir şey geldi ama siz ne dersiniz buna? Nasıl bir şeymiş o? Paşamız bunu işitince gitmeye mecbur kalacak. Söyle çabuk nedir? Gir.
Selamünaleyküm Paşa Hazretleri. Aleykümselam. Sen de kimsin efendi? Ben yeni divittarınız Çelebi Şükrü'yüm paşam. Divittar mı? Beni Reis-i Küttab Ömer Efendi emrinizde çalışmam için vazifelendirdi. Bundan böyle evrak ve vesikalarınızın tahririyle ben alakadar olacağım. Bu da nereden çıktı? Böyle bir talepte bulunmadım. O konuda bir malumatım yok Paşa Hazretleri. Bana bir emir buyuruldu. Ben de geldim. Allah Allah. Lüzumu yok derseniz saraya dönüp... Hayır, hayır. Saray, humay böyle münasip görmüşse bize uymak düşer. Hah, gel Züht. Beni emretmişsiniz paşam. Bunu sana evvelden söylediğim yere götürüver. Baş üstüne. Ben de müsaadenizle kalem odasına geçebilir miyim efendim? Elbette geçebilirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Valeria. Dükkana yemek götürmeye gidiyorum Yahya. Gelmek ister misin? Sen benimle gel bir yere. Ne oluyor ya? Bırak kolumu. Ne olduğunu seni izah edeceksin. Yürü. Diye bir adamla centasıymış. Seni o adamla konuşurken görmüştüm. Bana akrabalarını aradığını söylemiştin. Ne var bunda? Şalken Andre Dore marifetiyle casuslarını İstanbul'a yerleştirdi. Niyetinin ne olduğu malum zaten. Şüphelendiklerinden biri de Orsini. Eğer ona bir şey söylediysen bilmem gerek. Beni casusluk yapmakla mı suçluyorsun yani? Yazıklar olsun sana. Ya casusun demiyorum. Lakin bilmeden de olsa adama bir şeyler söylemiş olabilirsin. Ya hayır asla. Valeria, emin misin? Bak söylediysen de sana kızmayacağım. Söz. Ya söylemedim dedim ya. İtimat ediyorum. Hayır etmiyorsun. Hiçbir zaman da etmeyeceksin. Çünkü ben senin gözünde hep gavurun kızıyım ve sonsuza kadar da bu böyle kalacak. Valeria! Valeria! Üstümde kalmasın.
kadar haysiyetli bir adama da vicdansızlık edecek kadar lakayt. Nasıl buldun burayı? Bana bir defasında kayıklarda yatıp kalkıyorum demiştin. Ben de limandaki hamallara sordum. Gördün işte. Artık gidebilirsin. Seni geri dönmeye ikna edene kadar hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Daha çok beklersin. Aslında astarını araştırmadan beni hırsız olarak suçladın. Çünkü sana o kadar çok itimat ediyordum ki... aksi bir düşünce bile beni dehşete düşürdü. Hayır. Patronluk yapıp suçlamak kolayına geldi. Ne de olsa alt tarafı bir hamalım. Hayır Murat. Seni hiçbir vakit öyle düşünmedim ben. Tam tersi seni ambarımı teslim edecek kadar şerik ve dost bildim. Vicdanım böyle kırgın ve mağdur olarak kalmana müsaade etmiyor. Senden tüm dediklerim için af diliyorum. Dönmek zorunda değilsin. Lakin dönersen beni çok mutlu edersin. Bana bak aptal herif. Dediğimi yapmazsan hemen şimdi kadıya çıkar. Senin Müslüman taklidi yaparak milleti kandıran bir münafık olduğunu cümle aleme yayarım. Aramızda bir daha böyle nahoş bir şey yaşamayacağına dair söz veriyor musun? Söz. Allah'a yemin olsun ki. Pekala. Bir daha olursa bu yeminini hatırlatırım. Tamam. Aramızdaki itilaf tatlıya bağlandığına göre... o vakit ağzımızda tatlı alsın. Al bakalım. Çalışalım. Nazife Hanım ortada etek gezdirsin. O ne hala? Seyyar Hanım. Kemankeş Paşa Hazretleri selamlarıyla beraber bu kutuyu size gönderdiler. Nedir o? Bilmiyorum efendim. Buyurun. Hayırlı günler Seyyar Hanım. Sağ olun size de. Tertemiz bir sayfa açacağı kanaatindeyim. Bu sayfaya
müşterek bir kasideyi aşk yazacak fırsatımız var. Böyle bir fırsattan istifade etmek mevcudu ve muhtemeli. Bu esbapla düşünerek hareket etmek daha münasip olur kanaatindeyim. Bu vesileyle selam eder, hediyemi kabul buyurmanızı istirham ederim. Müteassiriniz Ahmet. Oğlum neler oldu neler. Ayas Paşa'nın bacısı Şahsuar Sultan birkaç saat önce konağa geldi. Kadında böyle bir telaş, bir belli etmemeye çalıştığı sevinç hali vardı. Hayırdır inşallah. Hemen kahvesini söyleyip salona aldım. Oturur oturmaz anlatmaya başladı. Meğer onu Ayas Paşa bizzat göndermiş. Ayas Paşa mı? Ne maksatla? Müsaade edersen anlatacağım. Şüküfe halasına seninle bir an evvel nikahlanmak istediğini söylemiş. Halası da biraz bekle bakalım, belki başka taliplerin de çıkar diyesi olmuş ama Şüküfe ne dese beğenirsin. Ne demiş? Ben hayata mütevazı gözlerle bakan ve mukadderattan ancak küçük bir nisab-ı saadet bekleyen bir kızım. Ve bu saadeti de bana Kemankeş Paşa'dan başkası veremez demesin mi? Ay! Öyle mi demiş? Hem de kelimesi kelimesine. Hal böyle olunca Şahsuar Sultan vaziyeti Ayas Paşa'ya çıtlatmış. Eyvah. Eyvah deme. Her işte bir hayır vardır. Nitekim Ayas Paşa kızının bu kararından pek bir memnun olmuş. Biricik evladını baş göz etmek için Kemankeş Paşa'dan daha iyisini mi bulacağım diyerek kız kardeşini bize göndermiş. Ne diyeceği kelam, cuma akşam kız istemeye gidiyoruz. Bir şey demeyecek misin evladım? Ne dememi bekliyorsun valide? Tahayyül ettiğim maksadına erdin. Bu gece kalben müsteri. Başını yastığa korsun artık. Benim bu izdivacı senin ikbalin için istediğimi idrak etmemekte. Neden bu kadar inat ediyorsun? Bunda evladımın saadetini görmekten başka ne maksadım olabilir? Demek ki evladını bedbaht görmek seni saadete gark ediyor, öyle mi? Hezeyan içinde konuşuyorsun, farkında mısın? Kendine gel Allah aşkına. Sus, kendine gel! Ben Allah'ın izniyle bu devletin en âlâ makamlarından birine, kaptanı deryalığa nail olmuş biriyim. Ve benim bundan gayrı beklediğim ne bir bahtiyarlık ne bir istikbal yoktur. Bunu bilmene rağmen beni şükufeyle izdivaca mecbur etmen abesle iştigallikten başka bir şey değildir. Pekala, Kemankeş. O halde bütün bunları cuma akşamı Ayas Paşa'ya kendi ağzınla anlatır. Kızıyla niçin evlenmek istemediğini yüzüne karşı söylersin. Gir.
Hayırlı akşamlarınız olsun paşam. Hoş geldin şimdi. Hoş bulduk paşam. Anlat bakalım, ne yaptın? Tembihlediğiniz gibi Kemankeş Paşa'ya gidip reis Küttab Ömer Efendi tarafından vazifelendirildiğimi söyledim. Şüphelenmedi değil mi? Önce biraz hayret etti ama pek üstünde durmadı efendim. Hala. Peki, nazarı dikkatini çerpeden bir şey oldu mu? Bu zaptiyesine sedef kakmalı bir kutu verdi birine götürmesi için. Kimmiş? Öğrenebildin mi? Maalesef efendim. Pekala Şükran. Sakın gözün üstünden ayırma. Dikkatini çerpeden her şeyi, mühim olsun olmasın, bana hemen haber et. Baş üstüne paşa. Sakin ol Bay Barosu. Dük hep böyledir. Gösterişi ve büyüklenmeyi sever. Belli. Sen bana bırak. Kaba saba davranma yeter. Mia de Luna. Dük Sforza. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Bu dostun da kim? Toledo Müdercim Okulu'ndan Signor Gentile ile tanışın. Kendisi okulun müdürü olur. Memnun oldum Signor. Ben de Dük Sforza. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yedirip içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ölmüş. Aydın. Buradayım evladım. Buradayım. Ölmüş. Kılıcım nerede? Kılıç mı? Kılıcını ne yapacaksın evladım? Derviş. Ben de hadis bir medet gibi. Elimde kılıç dövmek istedim. Evlat. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O gün bugün değil. O gün bugün değil Aydın. Derviş yoksa. Aman Tanrım. Yoksa öldü mü? Hayrettin zamanında yetişemezsin. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Mars. Gelen misafirlerimin en azından nezaketen içkimin tadına bakmalarını beklerdim doğrusu. Evet, haklısınız. Fakat Signor Gentile'nin sizden heyecanla görmek istediği başka bir şey var. Neymiş görmek istediniz? Seneler evvel size bir kitap satmıştım hatırlarsanız. Canon Medicine. Gayet iyi hatırlıyorum. Meşhur hekim Avicenna'nın kitabı.
Polo'da mütercim okulunda yeni müdür olan Signor Gentile, kendinden evvel tercümesi yapılmış bir müthiş eserin daha önce hiçbir nüshasını inceleme fırsatı bulmamış. Müsaadeniz olursa sizdeki nüshayı inceleyip görmek isterim. Demek bu yüzden önce yolu tepip geldiniz. Evet. Pekala. Göreceksiniz. Neden kitabı almak istediğimizi söylemedin? Damdar düşer gibi istersek satmazdı çünkü. Alıştır alıştır istememiz lazım. O vakte kadar inşallah Aydın'ın başına bir şey gelmez. Neden sürekli şikayet ediyorsun? Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Olmazlar sende değil mi? Merak etme. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin çabuk gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla. Amen. Amen. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Bu gece bu kutsal mekanda Hristiyanların egemenliğinin yeryüzünde kıyamete kadar hüküm sürmesi için toplandık. 1031 senesinde İspanya'da İslam tehdidini bertaraf eden bizler 500 yıl sonra Osmanlı tehdidiyle karşı karşıya. Deccal Süleyman ve onun şeytanlar ordusu Viyana kapılarına kadar dayandı. Fakat korkup sinecek zaman değildir. Tanrı şeytana karşı yaptığımız bu savaşta bizimle beraberdir. Rodos şövalyelerinin büyük üstadı biliriz. Benden önce bu makamda olan Papa Adrian sizi inancın koruyucusu ilan etmişti. Sen ve şövalyelerin bu kutsal savaşımızda Hristiyanlığın koruyucusu olarak kalmaya devam etmek istiyor musunuz? Evet Papa Hazretleri, kıyamete kadar. Şüphesiz bu hizmetiniz karşılıksız kalmayacak. Charles. Üstad Willers. Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak Akdeniz'in en stratejik noktası olan Malta Adası'nı tarikatınıza veriyorum. Burası sizin yeni yurdunuzdur. Gemilerinizle beraber 750 şövalyenizi buraya yerleştirebilirsiniz. Alçak oğlum, alçaklar. Teşekkür ederiz Kral Hazretleri. Ancak üzülerek söylemeliyim ki tarikatımızın size vergi ödeyecek kadar parası yok. Ben para istemiyorum bilirsin. Bu kutsal bağın bir sembolü olarak her azizler yortusunda bana bir Malta şahini göndermeniz yeterli olacaktır. Sadece bu kadar mı? Evet, sadece bu kadar. Size gerçekten minnettarım Haşmet Mahat.
İngiltere Kralı Henry taleplerimizi geri çevirmişti. Ama siz bize kucak açtınız. Ben de Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak bundan böyle adınızı değiştiriyorum, biliriz. Artık Malta Şövalyeleri olarak anılacaksınız. Kana susamış zalim Türklerin gücünü ve tiranlığını yık. Bizi onun eline bırakma. Bırakma ki o da tüm gururu ve inadıyla nerede şimdi bu Hristiyanların tanrısı demesin. Amen. Amen. Arapçadan Latince yapılmış muhteşem bir tercüme. İşin ehli olarak siz ne düşünüyorsunuz Signor Gentile? Tetkik etmeden bir maluma sahip olamam. Liber canonis de medicinis. Iam olim quidem a Gerardo Carmonesi ex arabico in latinum conversa. Latincem fena halde kötü sinyor. Burada ne demek istiyor? Neden sustunuz? Latince bilmiyor olamazsınız değil mi? İlaçların kanunları kitabı. Çok uzun zaman önce Gerardus Cormensis tarafından Arapçadan Latince'ye çevrilmiştir. Kitabı gördüğünüze göre artık kütüphanemdeki yerine gidebilir. Böylesine muazzam bir eser. Ait olduğu yere dönmeli. Bu mümkün değil. Kitabın sahibi benim ve sonsuza kadar da öyle kalacak. Dük Sforza. Kitabı benden 500 fularını almıştınız. Size değerinin iki katını bu elmaslarla ödemek istiyorum. Demek sen de bu maksatla geldin. Hayırlı. Önüme değil 1000 florin, 100 bin florin de koysan onu size vermem. Seve seve vermezsen zorla alırız. Senin yalancı bir Türk olduğunu belindeki Türk kılıcını görür görmez anlamıştım. Türk kılıcını nerede olsa tanırım. Güzel. Buna şamdanı al. Ne? Şamdanı al. Buna kapıyı aç. Sonra Signor Sforza. Askerler! Kaleler biraz gibi. Açıyoruz. Kaçıyorlar çabuk. Ne için mektep müdürü olduğunu söyle. Adamı kandırmak için. Niye durdun? Bu taraftan gelmedik. Kale kapısı diğer tarafta.
Bu aptal kayının bütün koridorları birbirine benziyor. Koşun bu taraftan, çabuk! Dur orada! Kaç! Dur! Hayır, burada seni yalnız bırakamam. Kaç kitabı derviş yetiştir. Hemen! Şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmaz. Birazdan yemek gelecek evden. Sağ olasın. Nereden buldun bunları? Ha? Yoksa Cezayir'den mi getirdin? Ben sana ne demiştim Şahsım? Bu humbaranın fitilini sen ateşledin. Ama arkama dönüp bakmadan kaçacak biri değilim dememiş miydim? Bu fütür tanımayan inadının ardında ne var ha? He? Kime güveniyorsun?
Oğlun Hayrettin'e mi? Senin gibi tabakat-ı adiye biri için oğlum fazla gelir. Ağzını topla. Ağzını topla. Senin karşında koskoca Ayas Paşa'nın kardeşi duruyor. Hizmetçin değil. Hadsiz. Benim hiç hizmetçim olmadı Allah'a şükür. Ha, Hayrettin'in anasıyım diye de kimseden hürmet beklemedim. Kaç para istiyorsun? Ne? Bu dükkanı açmaman için. Ne kadar verirsem yola gelirsin. Söyle. Karun'un hazinesini önüme yığsan fark etmez. Bu kuyumhane açılacak. Şah Suvar. Sen bir zerruh böceğisin Hatice. Zerruh böceği. Güllere üşüyerek yapraklarını kemiren. O iğrenç kokusuyla girdiği yerin havasını teneffüs edilmeyecek hale getiren. Pis bir mahlukatsın. Böceğin yaşamasına müsaade etmem. Hastur! Silah kuşan! Cenk başlasın! Karışmak gibi olmasın ama Selim'e haksızlık etmektesin matrakçı. Sen ne dersin kala? Bu oğlan Barbaros Hayrettin'in oğludur. Belli ki babasıyla çok kılıç talim etmiş. Hal böyleyken Selim'i onun karşısında ezdirmek reva mıdır? Hasan, sen şöyle geç hele. Sana başka bir rakip bulacağız. Aramana lüzum yok, ben varım. Bu oyunda ne senin kadar usta, ne de Selim kadar acemiyim. Müsaade buyur, Hasan'ın talimine bugün ben gireyim. Sen ne dersin Hasan? Sizi nasıl münasip görürseniz. Tamam, sadece bir cenk. Devam mı edeceksin yoksa? İyi misin?
Suvar Sultan. Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Hallolması lazım gelen çetrefil bir mesele var Salomon. Her vakit emrinize muntazır olduğumu biliyorsunuz. Yeter ki paradan haber verin. Merak etme. Hizmetinin karşılığını ziyadesiyle alacaksın. O halde sizi can kulağıyla dinliyorum. Mesele nedir? Mesele... Barbaros Hayrettin'in anası. Barbaros Hayrettin mi dediniz? Onları Cezayir'de zannediyordum ben. Kendisi ne cehennemde bilmiyorum. Lakin sülalesi burada. Anası tüm ikazlarıma rağmen Galata'da bir kuyumhane açmakta ısrar ediyor. Siz zergerliğinizle Sultan Süleyman'ın bile takdirine mazhar olmuş bir ustasınız. Küçük bir kuyumhane size nasıl bir tehdit oluşturabilir ki? Kadın bildiğin gibi değil Salomon. Hiç. Hiç görmediğim kadar maharetli bir zergeran ve zernişani ustası. Barbaros'un anası olması hasebiyle de yarın öbür gün eli kolu saraya ulaşabilir. O zaman da kuyumcu başı saray için alınacak mücevherlerin hiç değilse bir kısmını ondan satın alır. Bu da sizin kazancınıza çomak sokulması demektir. Evet. Senin de gayet iyi idrak ettiğin gibi yılanın başının küçükken ezilmesi şart. Ben çok uğraş verdim dükkanı açmaması için. Lakin muvaffak olamadım. Salomon, ona öyle bir şey yap ki değil kendisi, tüm sülalesi insan içine çıkamayacak hale gelsin. Bu değildi. Düştü Forza! Ya peki neydi hayal? Hep yatağımda huzur içinde öleceğimi düşünüyordum. Asılarak ölmek istemiyorum Barbaros'u. Sakin kalabiliyorsun. Kadere iman eden kederden emin olur. Neticesi itibariyle Rabbimin yazdığından başkası yaşanmayacak. Hepsi benim suçum. Kitabın Yunus Hans'ın Lüksü Forza'da olduğunu söylemeseydin başına bunlar gelmezdi. Yardım etmek istemekteydi. Senin bir kabahatin yok. İpte sallanma vaktiniz geldi. Pis hırsızlar.
Esselamu şifalandıracak tedaviyi almaya gitti Ayda. Allah'ın izniyle yetiştirecektir Ezaş. Yetişecek evlat, yetişecek. Sen merak buyurma. Öpeceğiz.
defasında burada bir katili asarken adam cellatın ayağına bastığı zaman affedersin senyor demişti. Ama sizde o katil kadar terbiye ve ahlak yok. Adi iki hırsızdan başka bir şey değilsiniz. Biz hırsız değiliz Sforza. Vebayı yakalanan bir arkadaşımıza yardım etmek için almak istemiştik o kitabı. Siz bizi çalmaya zorladınız. Keşke bunu daha evvel söyleseydim. Ancak o zaman yine de size vermezdim. Bir Türk'e yardım etmektense cehennemde yanarım daha iyi. Cellatlar, bitirelim artık şu işi. Sana bunu şimdi söylemek istemezdim. Ama madem ölüyoruz, o zaman saklayacak bir şeyim yok. Seni hep çok sevdim. Umarım diğer tarafta görüşürüz. Cellatlar, hazır. Sen ölmezsin Sforza. Zehrin şifası bende. Kaleye gelirken ormanda bir yere sakladım. Onu sana verebilirim. Lakin buradan kitapla gitmemize müsaade edersen. Sana güvenemem. Öyleyse birlikte can veririz. Getirin şaptal kitabı. Çabuk. Emredersiniz efendim. Kurtar beni. Endişelenmeyin efendim. Tanrı'nın izniyle sizi iyileştireceğim. Ne yapıyorsun? Efendim, zehrin çıkması için damarınızdan birini kesip bir miktar kanı boşaltacağım. Salak herif. Beni hemen öldürmek mi istiyorsun? Defol şuradan. Ama efendim. Defol dedim. Marakeşli vahşi haber verdiniz mi? Evet Düküm. Adamımız panzehri alır almaz harekete geçecek.
kaleye giderken dinlendiniz ya. Evet. Gerçekten bir panzehir var mı? Var. O zaman Türk'ü zehirlemek en başından beri aklımdaydı. Güzellikle vermeyeceğim malum oldu diye. Söylemediğini nereden bileceğim? Ben Müslümanım. Verdiğim söz yemindir. Şimdi defol git buradan. Asılmak üzereyken söylediklerin geldi aklıma. Ne söyledim ki? Seni her vakit sevdim demiştin. İnsan ölüm anındayken ne söylediğini bilmiyor demek. Ciddi değildin ya. Yani hayır. Evet mi, hayır mı? Duymamış olmak beni çıldırtıyor. Eğer sen de seviyorsan söyle. Yok eğer sevmiyorsan. Kimi vakit söyleyemediklerimiz söylediklerimizden daha mühimdir. Forza ikisini de canlı istiyor.